Merhaba arkadaşlar. Bu derste HTML ile form kullanımından bahsedeceğiz. Formlarla ilgili temel bilgileri vereceğiz. Öncelikle form dediğimiz şey nedir? Görsel programcılık dersi aldıysanız eğer ya da web üzerinde kullandığınız web sitelerde veri girişi yaptığınız ya da verilerin gösterildiği, verilerin hesaplanabildiği, alınabildiği bir server tarafına gönderilebildiği Alanlara formlar denir ve form elemanları da bu işleri yapar. Nedir mesela bir text alanı, bir şifre seçme, bir combo box yani açılır menü. Bunların hepsi bir form elemanıdır ve formlar üzerinden datalarını aktarırlar. Peki formlar nasıl tanımlanıyor arkadaşlar? Hemen tanımlayalım. Form diyerek şu şekilde bir form tanımlıyorsunuz ve bu form içine. Ee, o elemanları yerleştiriyorsunuz ve bu form aracılığıyla bunu e, PHP, ASP, JSP e, hangi e, programı kullanıyorsanız, e, hangi web program e, aracını kullanıyorsanız, onunla dataları gönderiyorsunuz. Bu datalar e, bir veri tabanına kaydedilecekse kaydediliyor ya da belirli bir işlemden geçip e, tekrar e, bir veri, size veri döndürecekse, ee, bu şekilde döndürüyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ee, form üzerinden gönderilecek veriyi action e, diyoruz ve e, göndereceğimiz e, php dosyası yani ilk aklıma gelen php olacaktır mesela hesapla ya da e, ekle ekle.php gibi e, bir e, php sayfasına ki bu da zaten bir e, html e, template üzerinden yürüyecektir. Ya da e, html olmasa bile e, Sadece veri kaydedip geri gelebilir Bu şekilde ekle php'ye ne yapıyorsunuz formdaki verileri Yolluyorsunuz bu e, formda Yollama metodu olarak iki metot var bunlardan bir tanesi get bir tanesi post e, Bunlar biraz web programcılığına giriyor ama e, burada bunlara değinmekte yarar var e, bunlardan e, Get metodu Eee veriyi adres satırı üzerinden taşır arkadaşlar Belki şahit olmuşsunuzdur Şuradaki adres satırında e, web sitesinin adresinden sonra e, Name'dir e, veya bir data aktarılacaksa adres satırı üzerinden aktarılır hassas verileri buradan göndermemeniz gerekiyor nedir mesela e, Şifredir e, veya Kullanıcıyla ilgili kritik bilgilerdir bu tip işler yapıyorsanız get metodunu Kullanmamanız gerekiyor fakat bazı durumlarda <laughs> e, Kullanıcı bir yerden bir yere yönlendirirken e, veya kullanıcının bir datasını başka bir sayfaya aktarırken Önemli olmayan bir datasını Get metodu kullanılabilir get metodunda adres satırını en fazla 3000 karakter yazabilirsiniz Yani şuradan itibaren Adres satırına e, 3000 karakter Yazılır e, Get metodunu daha iyi anlayabilmeniz için e, get method deyip şöyle görsellerden bulursam göstereyim arkadaşlar. Şurada bakın student include address true demiş. Bu şekilde adres true eşittir true değerini adres satırından ne yapmış göndermiş. bu tabi dediğimiz gibi hassas bilgilerde sıkıntı olabilir. Mesela şurada bir hata verilmiş. Pass password yani kullanıcı adı, kullanıcı ID'si e, password get metoduyla e, yollanmış dolayısıyla bu bir tehlike yani get metodunda eğer şifre türü verileri göndermemeniz gerekiyor bu ne yapılabilir adres satırından kolaylıkla bulunabilir diğer bir metot ise POST'tur POST metodunda herhangi bir karakter limiti yoktur istediğiniz kadar veriyi gönderirsiniz zaten adres satırı üzerinden aktarılmadığı için Herhangi bir tehlikede e, yoktur. Dataların ele geçirilmesi vesaire. Bunun gibi e, herhangi bir e, olayı yoktur. Şimdi form verileri yani form elemanları bu form dediğimiz <laughs> alanlara oluşturulur arkadaşlar. Bu iki get ve postu e, söyledikten sonra elemanlara geçelim. Ama bunu dediğimiz gibi web programcılığında mutlaka bu ikisini iyi bilmeniz gerekiyor. Değilse hata yaparsınız. Şimdi <laughs> E, weble, web web form e, formlarda e, input dediğimiz e, bir tip var bu input tipi giriş elemanıdır ve e, aşağı yukarı birçok eleman bu input tipi üzerinde işlem görür e, örnek verecek olursak e, input dedikten sonra type diyoruz yani tip diyoruz e, bu tipe geldiğimizde arkadaşlar epey bir tür olduğunu göreceksiniz. Tabii ki bunlardan en çok kullanılanı e, text alanı e, password alanı ki password alanında ve formlarında karşılaşmışsınızdır. Veri girildiğinde e, yıldız karakteriyle ya da yuvarlak bir e, siyah karakterle bunu e, kapatabiliyorsunuz. Bunun dışında tabi HTML5'in e, yeni tipleri var. Bir sonraki derste bunlardan da bahsedeceğiz. Mesela date tipi Date tipi sistem işletim sisteminin tarih kutusunu size getirir. Color diye bir seçenek var mesela. Yine işletim sisteminin size renk penceresini açar ve siz oradan rengi seçerseniz o da renk değerini size geri gönderir. Bunun gibi özellikleri var. Bunlara değineceğiz. Yine Checkbox, Radio Button e, vesaire vesaire. Burada epey e, arkadaşlar seçenek var. Biz hemen e, bu derste fazla uzatmayalım. Text'e veri gidelim. Bunu girdikten sonra e, ikinci bir alanı buraya girebilirsiniz. E, bu ilk alanımız mesela şöyle diyelim kullanıcı adı. Yani basit bir giriş ekranı tasarladığımızı varsayalım burada bir input alıyoruz içeriye. Bunu da bir alt satıra aktaralım br tag'ıyla. Daha sonra hemen şifre diyelim. Yine buraya bir input tag'ı açalım arkadaşlar. bunun type'ı password olsun. Yine br tag'ıyla atalım aşağıya. Bir bir satır aşağıya. Atalım. Ondan sonra tabi bu formu göndermeniz gerekiyor. Bunu göndermek için yine bir input açıyorsunuz. Bu sefer type değerine submit dediğimiz gönder seçeneğini ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştırdığımızda şu şekilde tabi biz burada herhangi bir bunları div tagının içine almadık. Herhangi bir ortalama yapmadık. Dolayısıyla buradaki gibi biraz dağınık bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu düzenlenebilir tabi. Yani div tagında hizalamalar yapılarak veya bir alt satıra eklenerek bunlar ne yapılabilir? Biraz daha düzgün hale getirilebilir. Mesela şuraya bir br takı daha ekleyebiliriz. Bir alt satıra gönderebiliriz. Formlar bu şekilde düzenleniyor. Tabi burada veriyi yazdınız, şifreyi girdiniz. Şifre password tipi olduğu için e, bu şekilde nokta nokta görünecek. Şimdi e, burada tabi şöyle bir durum var. E, bu formu yine input tipini kullanarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, resetleme işlemi de yapabilirsiniz. Ondan da bahsedelim. Tekrar çalıştıralım bunu. Şuraya bir br takı daha atalım. Evet, burada sıfırla butonunun görevi şuradaki verilerinizi eğer yanlış girdiyseniz tüm form içindeki verileri sıfırlıyor. Bu da büyük kolaylık. Tabii bu formlar içinde epey kolaylık var. Onlardan da bahsedeceğiz. Bir de bu formları tabii gönderirken her bir alanın değişken ismini tutmanız gerekiyor. Bunun için name dediğimiz bir parametre. Mesela kullanıcı adı. Burada tabi Türkçe karakter kullanmamanız gerekiyor. Ee, yine name e, pass diyelim. Bunlar ne olacak? Bizim e, yukarıdaki ekle php dosyasına gönderdiğimizde o php dosyası bu dataları alırken şuradaki k adı ve pass isimli iki değişken üzerinde dataları alacak. E, bir de value diye bir özellik var. Value da eğer siz formda bazı verileri varsayılan atamak istiyorsanız. Mesela kullanıcı adı ne? Kullanıcı diyelim atıyorum. Value ile ilk değerini varsayılan değerini atayabiliyorsunuz. Çalıştırdığınızda bakın şurada ne yapıyor? Kullanıcı değerini atıyor. Şimdi tabi bu form çok ilkel bir form. Düzenlenmemiş bir form. Biz bunu CSS derslerini takip ederseniz. CSS ve JavaScript derslerinde. E, bu formlara CSS de uygulayacağız. Şu an ben HTML5'e yoğunlaştığım için e, burada herhangi bir görsellik aramıyorum. Sadece e, tagların tag özelliklerini e, ve hatta e, HTML5'teki tagların özelliklerinin ayrıntılarına girmeye çalışıyorum. E, bunlara istediğiniz gibi CSS ile e, JavaScript ile çok güzel görsellikler atabilirsiniz. Hatta hazır kütüphaneler bu tarzı, strip tarzı ya da diğer başka düzenleme kütüphaneleriyle görselliği çok güzel artırabilirsiniz. Ben o konuya şimdilik girmeyeceğim. Önümüzdeki derste bu form elemanlarına özellikle HTML5 ile gelen elemanlara değinmeye çalışacağım. Bu tip şeyler eskiden görsel editörlerle tasarlanıyordu. İnternette de görsel form tasarlayıcılar var. Oradan tasarlayıp direkt web sitenizin içine e, ekleyebilirsiniz. Yani illa kod yazacaksınız diye bir şart yok. E, ama bizim e, şunu bilmemiz lazım. Yani hangi tag ne işe yarıyor? Hangi e, tagın hangi niteliği, atribütü ne işe yarıyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, bu derslerin amacı da bu tagların temel özelliklerini size kavratmak.